Siz daha ben fazla, daha iyisini mi yaparım? Hayır, şöyle, daha fazla yapabileceğime inandığım için bu yetiyi kendimde görüyorum, gördüm. Ama nedir bu? Buna bir ben şu an başkanlık diye olamam. Yani bunu dersem bu sistemde çok yanlış bir ifade kullanmış olurum. Önce bir sektörden çıkmam gerekiyor. Ben şunu diyorum, elbette. Yani yönetimi yapıyor olabilmem lazım. Yapıyor olabilmemiz lazım. Doğrusu da bu, yanlış söylemeyin. Yapıyor olabilmemiz lazım. Ben kan değişimine inanıyorum. Yani hani şurada ben yönetim kurulunun yönetim yapmak istiyoruz, evet. Ya nispeten genç, dinamik, aktif ve icra makamı olduğu için daha çok koşacak, gelecek, böyle daha işte etkin, aktif diyoruz. Ben biraz bunu yaparım diyorsun. Ben bunu yaparım. Ya Allah'ın izniyle ben bunu yaparım. Daha iyi yaparım. Yaparım diyorsun. Abi bunu. Evet. Tamam, bunu ifade ediyorum ben. Bunu ben tek başıma yapamam ama. Bak, bu yönetim dediğimiz zaten o. Ya biz bir grubuz diyorsunuz. Ya şimdi Serdar Paşabeyoğlu, işte Ercan Şeker, tek başına biz hiçiz. Evet. Bunu bir bilin bir kere. Şunu şuraya bir koyalım. Yani bu ben yaparım diyoruz, hani ağzımız ona gidiyor da bu böyle değil. Yapamayız. Hiçbir şey yapamayız. Biz burada Ankara'ya gidemeyiz. Bak sana söyleyeyim. Ben tek başıma arabamla, aracımla Ankara'ya giderken benim canım sıkılıyor. Şimdi şeyi de soracağım. Biz bir grubuz dediniz. Evet. Bu grupta kimler var? Bu gruplarda kimler var? %99 bizim grubumuz hazır. Kimler var? Çok sevdiğimiz, saydığımız, itibar ettiğimiz insanlar var. Herhalde yarın bir gün kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. O teknik meseleleri çözünce oluyor olacağız. Bunları tamamlıyor olacağız. Önce bunu paylaşacağız. Zaten çalışmalar da bir taraftan da bir başlıyor oldu bu süreçte. Ben önderim. Yani bu ticaret odası seçimlerinde böyle bir durum var. Yani çok ilginç değil mi? Yani öndersiniz ama önce önderin bile sektöründen çıkması gerekiyor. Evet evet. Yani, çıkamazsa... Ama bu önder olmadan da böyle bir ekip olmuyor. Şimdi dedim ya az evvel, ekip olmadan biz hiçiz. Ya da yani birey için söylüyorum. Yani bu büyük bir organizasyon. Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası büyük bir organizasyon. Bizim odamızda muteber, işini çok iyi bilen memur arkadaşlarımız var. Hepsi tecrübeli insanlar. Bura bir ekip. İşte ticaret sicil memurluğumuzdan tutun da genel sekreterliğimiz ve servisteki tüm arkadaşlarımızdan hepsi bura bir ekip. Aynı zamanda bakın bizim 9 tane seçim alanımız var. Yani 9 tane grubumuz var. Yani 9 tane meslek grubumuz var. Ve bunlarla ilgili komitelerimiz var. Dolayısıyla hani bu yüzden bir büyük organizasyondur. %99 tamamdır. Birkaç güne kadar bomba gibi çıkıyoruz diyorsun. Çıkarız, evet. Çıkarız inşallah. Yani böyle laf açıyor. Güzel sohbet de ediyoruz gerçi. İnsanları da sıkmıyoruzdur umarım. Şimdi Hayrettin Bey'in bir listesi var. Şimdi bir de bizim işte mavi liste dediğimiz efendim bir listemiz var. Bu, siz mavi listeyle mi gireceksiniz? Biz mavi listeyle gireceğiz, evet. Ha, mavi ceketle onun için. Mavi ceketle, mavi, evet, mavi kravatla ve evet. Mavi pusulamızla bunu ifade ediyorum. Hani kimlerle oluştuk vesaire, evet. Anlatayım biraz. Genel olarak toplumumuzda an itibariyle böyle sivil toplum kuruluşlarına, yani işte atıyorum futbol kulüplerine veya işte toplumsal şeylerde biraz bir vatandaşın şeyi var. Vakitlerini çok ayıramama gibi bir durum. Ama şunu düşünüyorum ben. Yani belli bir vakit de olsa, günün belli bir zaman dilimi de olsa, ayın belli bir zaman dilimi de olsa bizim bunlara vakit ayırıyor olmamız gerekir. Adı üstünde sivil toplum kuruluşudur buralar. Bu sivil toplum kuruluşlarında biz organize olmuş meslek birlikleriyizdir. Bu meslek birliklerinin çözemeyeceği sorun yoktur. O yüzden işin açığını sorarsanız biz bu adaylık noktasında, komite oluşumlarında arkadaşlarımıza bunu söylerken biraz zorluk çekiyoruz. Çok muteber insanlar, arkadaşlarımız, liyakatli, buralarda vazife çok güzel yapacak arkadaşlarımız var. Bu arada oluşturduğumuz listeler de böyle. Ama onların içerisinden büyük bir kısmı da hiç mesela ilgi alaka duymazlar. Saygı duyarız. Ama bence duymalılardır. Yine bunların içerisinde biz beraber yol yürüyebileceğimiz bir kolektif ruha sahip, hep beraber işte bu ağır yükün altından layıkıyla çıkabileceğimiz arkadaşlarımızla iletişime geçtik. Demin söylüyordum, belki orayı es geçmiş olabilirim. Hayrettin Bey'in listesindeki arkadaşlarımız da bu memleketteki saygıdeğer insanlardır. Bakın bunu ben yanlış anlaşılmak istemem. Çünkü bu ufak bir şehirde yaşıyoruz. Hepimiz yüz yüze bakıyoruz. Abimiz, kardeşimiz, arkadaşımız var. Orada da var. Yani onların
Liyakatsiz, bizim liyakatli olduğumuzu söylüyor olabilmek son derece yanlış bir mevzu. Bunun bir kere yani yanlış anlaşılmak istemem. Dolayısıyla ama şöyle de bir şey vardır. Siz inşaatçılar daha iyi bilirsiniz. Sizin tabirinizle metal yorgunluğu diye de bir şey var. Yani Ercan Bey şimdi rastlayıcı evet. olunca böyle oluyor değil mi? Şimdi, ama siz diyemiyorsunuz. Ya hayır şimdi metal yorgunluğu şöyle. Şimdi sorsak Hayrettin Bey'de o yoktur. Yok. Ya, yoktur abi o dinamik genç adamdır. Yani tamam evet. ben şeydir o ama bir şey söylüyorsun. Yani ben onu metal yorgunluğuna katılmayayım ona. Ben öyle değilim. Yani o değerli arkadaşlar orada da var burada da var. Biz bir savaşa gitmiyoruz. Memleketin ticaretin ve sanayisinin yönetileceği, işte onun sorunlarının konuşulacağı, çözümleneceği bir toplum kuruluşunun hem meclisini, hem komitelerini, hem meclisini, efendime söyleyeyim, hem yönetimini belirleyeceğimiz bir seçime gidiyoruz. Şimdi siz bağımsız kendi iradenizle bir işte grup haline hareket etmiş olsanız bile Çankırı Milletvekili Sayın Salim Çivitçioğlu'nun da kayınbiraderisiniz. Üstünüze bu etiketin yapışıyor olacağı gibi bir endişeniz var mı? Siz Salim Çivitçioğlu'nun adayı mısınız? Açık ve net bir soru soralım. Ercan Bey, ben buna bu yani şunun için söylüyorum. Yok söyleyelim. Bu siz isteseniz de istemeseniz de kamuoyunda bu söylenti olarak konuşulacak, dile getirilecek bir konu. Ben baştan sorayım da siz de bunun cevabını vermiş olun. Biliriz, bunun cevabı çok basit de ben buna üzülüyorum. Bak yani 2022 bitmiş, bitecek. Eli kulağında. Nasip olur. Allah sağlık, sıhhat, hayırlı uzun ömür versin elimize beraber inşallah. Nice yıllar görelim. Yani ülkemiz, ya bundan çok kaybettik biz ya. Biz neyi taşıyoruz, neyi konuşuyoruz? Salim Çivitçioğlu kardeşimin eşidir. Çankırı milletvekilidir. Bakın, ben Serdar Paşabey oğluyum. Tamam mı? Yani şimdi bakınca hakikaten insan üzülüyor. Yani burada STK, Çatso'yla benim kesişmem 2009'a gidiyor. Ben bu mücadeleyi oradan sevgili Serhat'la verdim. Şimdi tabii aynı zamanda benim siyasi bir kimliğim yok. Yani işin açığı çok mesai harcamak istediğim de bir mecra değil. Ben bununla karşılaşmıyor muyum? Evet karşılaşıyorum, duyuyorum, üzülüyorum. İnsanlara bunu anlatmaktan da yoruluyorum. Yani yoruluyorum. Şimdi bakın biz velev ki meclise girdik bilmem. Onu seçmem bilir. Yani bizim seçmemiz. Ben mecliste yönetimi yapıyor olduk vesaire şimdi. Bakın, ben tacirim. Tamam mı? Benim siyasetim olmaz. Ben işime bakarım. Bakıyor olmam gerekir. Benim daha çok yatırım yapıp, daha çok istihdamı tesis edebilmek için var gücüme çalışıyor olmam gerekir. Benim siyasetim olmaz. Olmamalıdır. Ben böyle düşünüyorum. Olan da vardır. Böyle tacirler de vardır, esnaflar vardır. Ben onlara saygı duyarım. Ben kendim böyle düşünüyorum. Ha ben işimi gücümü bırakmışımdır. İlgi alaka duyuyorsam ondan sonra yapıyor olabilirim. Olabilirim. Benim vaktim bu olmalı. Ben işime gücüme bakıyor olmalıyım. Değil mi? Doğru mu bu? Dolayısıyla ben atıyorum yönetim kurulu başkanı oldum. Odaya başkan oldum. Bakın uzlaşmacı kimliğimiz ile biz mevcut hükümetle işte bakanlıkları anlattım az evvel. Çalışıyor olup bu sorunları çözüyor olmamız lazım. Bunu yaparsak biz netice alırız. Merkezi otorite, yerel otorite, şahıslar, seçilmişler, atanmışlar, bürokrasi, bizim herkesle, diğer STK'lar, mesafemizin eşit olması lazım. Bakın burası fethedilecek bir kale değil. Burası Esagon Kalesi değil. Yani bura bence siyasetin bizim, işte başka otoritelerin bizim olsun diyeceği bir şey değil. Bu denirse Çankırı'nın Ticaret ve Sanayi Odası'na yanlış yapılmış olur, ihanet edilmiş olur. Oluyor diye söylemiyorum. Bunu söyleyenler için söylüyorum. Evet. Ben kimsenin adayı değilim. Yani dolayısıyla bunu anlatmaktan artık yani yoruldum. Ama anlatıyor olmam da gerekir. Bizim buranın üyesine, bak bu büyük organizasyona, buraya emek verenlere çok büyük hatamız olur. Biz burada bu komitelerini de anlattık, meclisleri anlattık, yönetimdir anlattık. Eğer mevcut hükümet, her kim, hani ilgili dönemler için genel konuşuyorum. Eğer onun yakını olsa veya onun işte uzağı bir parti olsa, burada onunla beraber çalışıyor olur, o işte yapıyor olması gerekenler belki tam olmuyor olabilir. Herkes eşit oluyor olursak, biz buradaki ılımlı ve uzlaşıcı kimliğimizle işimizin olması mücadele ederiz. Ya şimdi ben yönetim kurulu başkanı seçilsem bu odaya bilir ki, mevcutta şu an mesela Salim Bey milletvekilidir. Valla
yapıcı eleştirilerimizle, bak yapıcı, yıkıcı değil, yapıcı eleştirilerimizle ve işimizin düzgün bir şekilde kanunla olması noktasında yani biz onu yorarız. Yani şöyle yorarız. Lütfen bunu işte bakanlıkta anlatalım. Bakın şu meslek erbabımızın böyle bir meselesi vardı. Bunu şu şekilde düzenlenmesi en doğrudur. Biz birliğimizle beraber çalışırız ama ona da bunu anlatırız. Yani bu sadece yerel şey merkezi otorite için demiyorum. Bizim merkezi otoritemiz burada işte belediyemizin efendim Hakkı Bey için de söylüyorum. Bizim onlara onların kolektif bu çalışma şeyine ihtiyacımız var. Yani işin açığı, yani kimseye de yanlış bir ifadede bulunmak istemiyorum. Bizim siyasetimiz yok. Yani eğer yönetimse burada siyaset yok. Net açık söyleyeyim.